Hayır, bilgi sahibi misiniz? Nedir son gelişmeler? Bunu rica edelim. Sizden sonra mahkemenin verdiği kararı da dair değerlendirmelerinizi soracağız. Mahkeme kararını öğrenir öğrenmez Duygu Hanım, hemen Silivri'ye gittik. Ancak Silivri cezaevine ulaşmamıza 3 kilometre kala jandarma yolumuzu kesti ve oğlum Aytaç Ünsal ile Ebru Timtik'in cezaevinden hastanelere sevk edildiğini, çok olduğunu söyledi. Biz şok olduk çünkü mahkemenin bu kararına biz itiraz ettik. Bu itiraz beklenmeden, sonuçlanmadan böyle yangından mal kaçırırcasına çocuklarımızı alıp hastanelere götürmüşler. Ben tabii ki eşimle birlikte Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne geldim. Ulaştığımda acil servise alınmıştı Aytaç. Burası korona birimi olan bir hastane Duygu Hanım. Çok geniş kapasiteli. Zaten başlı başına Sağlık Bakanlığı'nın sitesine girdiğinizde çok tehlikeli bir hastaneden iki hastaneden bir tanesi. Dün şunu gözledim koridorda. Acile yüzlerce hasta ve hasta yakını giriyor. Çoğunda maske yok. Temizlikçiler, onlarca polis, jandarma. Ama ben avukat olduğum halde aynı zamanda emekli hakimim. Çocuğumu bana bir türlü göstermediler ve müdahale edeceklerini söylediler. Hatta şu çok ilginçti. Üst düzey emniyet görevlilerinden bir tanesi İçişleri Bakanı'nın bizzat talimatı olduğunu söyledi. Ben çok şaşırdım bu duruma ve hatta dedim ki soruyorum Adalet Bakanı'na, yetkilerini ne zaman İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya devretti? Ve doktorları uyarmama rağmen 2,5 saat gibi bir süre o acil serviste tutuldu. Zaten bağışıklığı son derece zayıflamış. Üstelik hastaneden getirilirken B1 vitamini alınmamış, benek solu alınmamış, suyu aldığı ağızdaki yaralar nedeniyle şeker alamıyor. Lokumu, yani paldır küldür getirilmiş, giysileri, hiçbir şeysi yoktu üzerinde. Böyle yaka paça alıp getirmişler buraya. İnanın acil servisteki hekimden bunu rica etmeme rağmen hemen servise çıkarılsın, mahkum koğuşuna alınsın. İşte o bana şöyle söyledi, psikiyatri den birisi gelecek ve dahiliye uzmanı gelip görecek diye. Yani yukarıda görülmesini istememe rağmen hiç dinlenilmedi. Sırayla geç vakitlerde psikiyatri uzmanı, dahiliye uzmanı geldi. Ben tabii ki müdahaleyi kabul etmediğimi söyledim. Aytaç da kesinlikle müdahaleyi kabul etmiyor. Zorla müdahale işkencedir ve sakat bırakır yani. Evet. Eğer yaşamalarını istiyorlarsa önce acilen tahliye etmeliler ve kendilerinin talep ettiği bağımsız hekimlerce bu işi yapılmalı. Biz zaten bunun koşullarını hazırlamıştık, tahliye olurlar düşüncesiyle. Ancak bu dosyada talimat sürüyor Duygu Hanım. En başından beri sürüyor. Evet, tam da buradan sizin bıraktığınız yerden bu yeni karara dair yorumlarınızı soralım. Meslektaşlarının yaptığı eylemi de getirdik ekranlara. Onlar da siyasi baskılar olduğunu söylediler. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Ve tabii pek çok hasta tutuklu için de aslında geçmişte benzer kararlar da verildi. Adli Tıp Kurumu kararlarına rağmen tahliyeler çıkmıyor. Buyurun. Ama şöyle, daha önce grup yorum üyeleri de biliyorsunuz Helin ve İbrahim Gökçek aynı şekilde ölüm orucuna girmişlerdi. Ve Adli Tıp Kurumu'nun raporuna dayalı olarak tahliye edildiler. Her nasılsa avukatlar 3 yıldır tutuklu Duygu Hanım. Bilmiyorum geçmişteki süreci biliyor musunuz? Tutuklandıklarından 1 yıl sonra ilk duruşmada savunmaları alır alınmaz tahliye edildiler. Ancak yapılan baskı sonucu 10 saat sonra tutuklandılar. Ben hatta o duruşmanın ikinci gününde bu 12 avukat hiç güneş yüzü görmeyecek şeklinde verilen notu gördüm. Yani tem polis memuru oradaki jandarma albayına verdi, yani komutanına verdi. O da mahkeme başkanına verdi, biliyor musunuz? Yani başından beri bu dosyanın savcısı ve hakimi olarak kendini gören kişi sonuna değin uğraşıyor. Yani ölmelerini istiyor açıkçası. Hayati tehlikeler had safhada. Şimdi hastanede Aytaç kendini göstermiyor. Odaya sokmuyor çünkü güvenemiyor. Biz içeri giremiyoruz. Halen refakatçi sorunu çözülemedi. Su almıyor, şeker almıyor.
vitaminini almıyor. Yani bu şekilde ölmesini mi istiyorlar? Eğer yaşatmak istiyorlarsa acilen tahliye etmeleri gerekiyor. Hem Ebru'yu hem Aytac'ı. Durumları son derece kritik. Saatler değil, artık dakikalar önemli. Biraz önce çıkan hemşire soluk, Aytac'ın soluk alıp vermesinde çok sıkıntı yaşandığını söyledi. Zaten boğazında tükürük birikmesi olunuyor ve solunum kesilmesi yaşadığını söylüyordu. Bir 20 gündür. Son olarak tabii bu adil yargılanma talebine dair hem çocuğunuzun hem de Ebru Timsek'in taleplerini sizin ağzınızdan dinleyelim isteriz. Evet, onlar yalnız kendileri için değil, inanın Türkiye'nin her yerinden adalet çığlığı yükseliyor. Muhalif olan herkes tutuklanıyor. Gazeteciler tutuklanıyor, akademisyenler tutuklanıyor, ismi cismi hiç duyulmayan insanlar tutuklanıyor. 2 yıl gibi bir süre iddianame bekliyorlar. Neyle suçlandıklarını bilmeden bekliyorlar. Artık böyle ülkenin her yerinden adalet çığlığı yükseliyor. Onlar hem kendi avukatlıkları adına savunma hakkını kullanamadıkları için, adil yargılanmadıkları için, ayrıca yalnız kendi şahısları için değil, tüm adaletsizliklere karşı bedenlerini ölüme yatırdılar. Ben yaşamı savunuyorum, yaşamalarını istiyorum ve de inanın şöyle, 3. celsede bu dosya bitti. Ben emekli bir hakimim. 32 yıl çalıştım. Son 20 yılımı Bilfiil Ceza Mahkemesi'nde geçirdim. Yani Yargıtay 16 Ceza Dairesi'nde bu dosya Şubat'ın başında geldi. Tam 6 ay geçti. 1. celseyi atlayalım. Savunmayı yaptıkları, tahliye olup tekrar tutuklandıkları. 2. ve 3. celse zabıtlarını okudukları takdirde ki bu yarım günü alır o kıdemdeki hakimler için. Hiç kanun, usul, hiçbir şeyin uygulanmadığı görülür zaten. Hukukun uygulanmadığı görülür. Ama her nasılsa sanırım talimat sürüyor ve dosya Eylül ayına bırakıldı. Yani ölüme terk edildiler. Biz de bunun üzerine ölmesinler diye mahkemesinden rica ettik, dilekçe verdik. Adli tıpa sevklerini istedik. Ebru 35 kiloya düştü. Aytaç 50 kiloya düştü. Ve de çok büyük sıkıntılar var. İkisinde de ağızda, boğaza kadar inen yaralar var. Su dahi içmekte zorlanıyorlar. Aytaç şeker dahi yemediği için lokum yemeye başladı. Ama dün gördüğüm tablo çok daha üzücü. Örneğin hekime diyorum ki B1 vitaminini biz alıp gelelim. Hiç olmazsa onu içsin. Birkaç gün kullanmasa da olur diye bir cevap aldım yani. Gerçekten korona servisinin olduğu çok tehlikeli bir hastaneye getirilmesi de çok manidar yani. Hemen ölmeleri isteniyor anladığım kadarıyla. Hani bir yandan cezaevinde ölmesinler, toplumda infial olmasın diye düşünüyorlar ama ölebilecekleri hastanelere gönderiliyor. Neden tahliye edilmiyorlar? Tahliye edildikleri takdirde biz zaten Türk Tabipler Birliği'nden müracaatta bulundum ben bilfiil. Kendi talepleri doğrultusunda bağımsız hekimlerce zaten yaşatılması için gerekeni yapacaktık. Hem yargılama yapılmıyor, hem adil yargılama yapılmıyor, hem yaşam hakkı tanınmıyor. Artık bizim adalete de, devlete de güvenimiz kalmadı yani. Peki, Nermin Ünsal çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum size. Biz de teşekkür ederim. Biz de sizin için diliyoruz. Sağ olun.